şimdi soruları çok kısa bir şekilde almak istiyorum. Sorusu olan varsa. Yaşar Nurgay, ben Miraç Bey'e bir soru sormak istiyorum. Tic İlkay misafirhanesinin, dönüş yolu misafirhanesinin inşaatı hangi safhada, ne kadar süresi daha var, maliyetler konusunda durum nedir, ihtiyaç nedir? Bu konuda da açıklayıcı bilgi verirse memnun olacağız. Sorular. Çok teşekkür ederim bütün konuşmacılara. Bir açıklama, düzeltme yapmak istiyorum Uğur kardeşin yaptığını. Bizim kampına gelenler ilk parti 800 kişi kadardı. 300 diye söylediler. Daha sonra 1200'e çıktı. Sonra Türkiye'de dağıldılar. Şimdi 750 civarında var. 40 kişi de Kafkasya'ya gitti. Efendim, ben de tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum. Sadece savrumun dışında savruma şöyle bir şey sormak istiyorum. Ben 4 yıl üst üste Kafkasya'nın Maykop bölgesi, Karaçay-Çerkes bölgesi ve Nalçık bölgelerinde din diyanetle ilgili kurum ve kuruluşları, oradaki toplumları bizzat gören, içinde yaşayan ve her sene giden ve onlarla teşrik-i mesaisi olan biriyim. Savrun Bey'in din diyanetle ilgili hazırlık yapacaklar, sonra Suriye saymayacaklar dedikleri konu külliyen yalandır. Yalan değilse bunu nasıl duymuştur? Bunu izahınızı istiyorum. Teşekkür ederim. Öyle bir düşünce, öyle bir şey kesinlikle yoktur. Herkes kendi işinde, kendi gücünde. Biz böyle teşkilat varım, sonra Rusya'ya saldıralım. Bunu söyleyecek hiçbir dünya üzerinde Çerkes de yoktur veya başka millet de yoktur. Öyle şey olur mu? Eğer bu kulaktan duyulduysa da bunu burada söylemesinde kendisini kınıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan? Ben de tüm konuşmacılara teşekkür ederim, Zübe Yaşar. Ben sorumu Sezai Bey'e sormak istiyorum. Şimdi bu salonda bulunan tüm kardeşlerimiz aşağı yukarı 40 senedir tüm bu salonlarda, toplantılara katılan, halkı için kaygısı olan, halkı için bir şeyler yapayım diye emek sarf eden emekçi kardeşlerimiz. 40 senede ne değişti? Çoğunun işte saçları siyahtı, şimdi beyazlaştı. Değişen bir o var. Bunun dışında 2 milyon, 3 milyon, 5 milyondan bahsettiğimiz dışarıda olan asıl, yani biz bu cevherin içine katamadığımız, bu cevherin içine hiç alıştıramadığımız, hiçbir kuruma üye olmayan, hiçbir derneğe üye olmayan, buradaki insanlar farklı görüşlere sahipler, hepsine saygı gösteriyorum. Bunlar bir noktada anlaşabilirler. Ama tabiri caizse ölü toprak serini dışarıda duran, dışarıda olan 3 milyon insanımızı biz nasıl uyandıracağız? Uyandırdığımızda da bunların yüzünü Kafkasya'ya, yani ana yurdumuza nasıl döndüreceğiz? Gelecek üzerine bir şeyleriniz varsa cevaplarsanız seviniriz. Teşekkürler. Arkadan. Ben Ergun Yıldız'a sormak istiyorum. Demşer'de oradaki yerel halkı Rusya'nın uçumundan korumaya çalışıyor dediniz. Bu benim hiç beklemediğim yeni bir durum, hiç düşünmediğim bir durum. Bunu biraz daha açar mısınız? Teşekkürler. Başka soru? Şimdi arkadaşlar diyorlar ki bir yerde bu kadar zamandır göç için uğraştık, ama vatanı göç için uğraştık ama maalesef başaramadık. Doğrudur. Bunun nedenlerini yaparken, ararken hala yanlış tespitler içerisindeyiz. Şöyle bir şey, bir yerden bir yere göç olabilmesi için o
ya göç edilen yerin iticiliği veya da göç edilen, göç çıkılan yerin iticiliği veya da gidilecek yerin çekiciliği yerin olması gerekiyor. Burada onun çekiciliği arasında vatanımız oluşu var ama başka faktörlerin olması var. Buradan oraya gidecek olan gerçekten inançlı insanların oraya bir ticaret için değil, orayı karıştırmak için değil ama oraya gittiği zaman çoluğuyla çocuğuyla en azından Müslümansa Müslümanım diyerek yaşayabileceğin bir ortamı da artırması gayet doğal. Dolayısıyla bu tarihdaki girişimleri kötü bir yetki girişimleri olarak değerlendirmek yanlıştır. Evet, soruyu alalım. Evet, yani bir yerde şunu söylüyorum, kafet olarak bu konuda dönüşüm isteyen arkadaşların bu konudaki düşünceleri, planları nedir? Teşekkür ederim. Başka soru yoksa? Var. Feridun Bey var, genç bir arkadaşımız var. Son iki soru diyorum o zaman. Bir soru yaptırmayacaksınız. Bir soru sorayım. Evet, hemen. Benim şu düşüncem karşısında ki vereceğiniz cevabına ben şunu düşünüyorum, doğru yapmıyorum, soru soruyorum. Çerkesya'ya elini kolunu sallayarak geleceğini düşünüyorum. Çerkesya'ya bir gün pasaportunun vesaireleri engelli olmaksızın kendi vatanı olarak geleceğimi sertleşen bu şeyler, her şeye rağmen bir gün gelebileceğimi, benim gelebileceğimi, o setlerin gelebileceğini, papazların gelebileceğini ve rahatlıkla girip gidilip yeniden bile özgür bir Kuzey Kafkasya bölgesi, özgür bir Çerkesya olduğu zaman Rusya'nın da mutlu olacağını düşünüyorum. Bu konuda benim daha iyi fikirde misiniz? Teşekkür ederim. Önce ben kendimi tanıtayım. Aslan Arı, Kafler Kurucu Genel Başkanıyım. Miraç Başdurul'a Ankara Derneği'nde 6 yıl beraber çalıştık. Şimdi de sağ olsun Miraç, Kafkasya'ya gelen gider hepsini işini görüyor ve misafirperverlik yapıyor, ev sahipliği yapıyor. Efendim, bugüne kadar 1970'de derneğe üye oldum, ilk derneğe İstanbul'da. Ondan beri yapılan oturumların en genişi, en kapsamlısı bu oturum oldu. Dolayısıyla Kafter Yönetim Kurulu'na candan teşekkür ediyorum federasyona. Sağ olsunlar. Ve bütün konuşmacılara da sağ olsun. Ancak son konuşmacı rica ediyorum bir daha konuşursa o kadar kötümser olup da insanların vatana dönüş isteklerini veyahut da milli duygularını köreltmeye çalışmasın. Ben 1957'de gittim demiştim. Yaşım icabı emekli de oldum. Oradan da emekli oldum. Kafkasya'dan da sağ olsun bir açı koşturmasıyla hem emekli maaşı eşimle beraber alıyorum. Bir de arsa verdiler orada. O arsayı da değerlendireceğim inşallah. Ayrıca da kızım oradan bir ev alıyor. Gidip yerleşeceğiz nasip olursa. Ve buraya gelen arkadaşların, konuşmacıların mutlak ve mutlak moral verici ve isteği artırıcı konuşmalarında rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Daha fazla soru almayacağım, kusura bakmayın. Cevaplara geçiyoruz. İlk soru Miraç Bey'di, oradan devam edelim.
Yaşar abinin sorusuydu. Hangi safhada şu an ihtiyaç nedir? Ne kadar harcadı gibi genel sorular. Dışarıdaki standta gördüğünüz gibi orada fotoğrafı var. Yapmakta olduğumuz haçeşin. Kaba inşaatı bitti. Mantolaması bitti. Sıvası yapıldı. Yani dışarıda yapılacak çok fazla bir iş kalmadı. Çevre. Hizmete önümüzdeki yılın Ekim ayında, Cumhuriyet Bayramı'nda bitirebilmeyi çok istiyoruz. Ama bu kış boyunca düzenli katkılar sürerse, şu anda içinde ince işlere başlamış bulunuyoruz. Su tertibatı, kanalizasyon, havalandırma tertibatları, bunlar yapılmaya başlanıyor. Bu kış boyunca ara vermeksizin herhalde içeride bir aksilik olmasa Nisan-Mayıs'ta epey bir yol almış olacağız. Şu ana kadar 235 bin dolar gibi bir harcamamız oldu. Buna arsa dahil. Yaklaşık 200 bin dolar civarında da yine bir gereksinimiz olacak Ekim ayına kadar. Teşekkür ederiz. Vezir Bey'e gelen soruyla devam edelim. Beni tanıyan sevgili büyüğümüze itibar ediyorum. Ben ideolojik transferinin ana vatana ne kadar tehlikeli olduğundan bahsediyorum. Bu din olabilir, aşırı milliyetçilik olabilir. Onun dışında dini kullanarak aşırı ideolojiyi transfer eden insanlar sebep oldukları olaylar zaten ortada. Naçik olaylarını hatırlayın lütfen. Kaybolan, öldürülen 2500 gencimizi hatırlayın lütfen diyorum. Normal olarak sıradan günlük dini vecibelerini yerine getiren insanlara doğrudur kimse karışmamaktadır. Ancak dine karşı güven maalesef ki dışarıdan ihraç edilen o ideolojiyle sarsılmıştır. Evet gittim, konuştum, insanlarla konuştum. Size katılmıyorum. Olabilir. Tartışma şeklinde yapmayalım çünkü hem arkaya sesle gitmiyor. Cevap verdim. Sahanız olan yerde konuşursanız saygı duyarım. Ama bu iş sizin sahanız değil. Korkan burada, kulaktan burada veya orada orada yazılarla böyle bir milleti bir tekrar toplamak kötüleme hakkınız yoktur diye düşünüyorum. Ben kimseyi kötülemiyorum. Düşünce yoktur. Karşılık konuşmak istemezler. Ben kimseyi kötülemiyorum. İlk başta kendi gözlemlerim olduğunu belirterek konuştum. Kimin fikri varsa gelsin konuşsun diye bir duyurunun üzerine geldim ve konuşma hakkına da sahip. Kimseden o beni ilgilendiren, o beni bağlayan. Ben bu tartışmayı kişiselleştirdim. Cevabınızı aldım. Teşekkür ederim. Sezai Bey gelmişti. Teşekkür ederim. Ben umutluyum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Elimizde olağanüstü bir tarihi fırsat var. Bizim 150 yıldır hatta savaş dönemini uzun süren 200 yıl süren savaş dönemini de dikkate alırsak elimizde birkaç yüzyıldır olmayan derecede bir fırsat var. Dünkü konuşmalarda bazı karamsarlıklar aşılayan yaklaşımlar da oldu. Bu uluslararası rekabet, Rusya ile Batı arasındaki keskinleşen ve yeniden soğuk savaşa dönen gelişme, bunların engelleyiciliğinden ya da taraf olma durumumuzun değişkenliğinden söz edildi. Bunların hepsi var ve gelecekte de yaşayacağız. Ama ana fırsat yapabileceklerimiz açısından önümüzde duruyor. Biraz
fedakarlık yapacağız. Biraz buna konsantre olacağız ve geleceğe yönelik düşüneceğiz. Ben artık bu toplum için dernekler üzerine sınırlanmış ve de kültürel amaçlara odaklanmış bir çalışma, bir enerji kullanımının yetmeyeceğini düşünüyorum. Perspektifimizi genişletmemiz ve iddiamızı büyütmemiz gereğine inanıyorum. Evet, hepimiz biliyoruz. Maalesef örgütlenme yapımızı genişletemiyoruz, alanımızı büyütemiyoruz. Bu çözmemiz gereken bir mesele. Fakat şöyle de bir gerçeklik var. Şimdi bu toplumun meselelerini taşıyacağını vaat eden insanlar bugün maalesef toplumun tamamını kucaklayacak büyüklükte, anlaşılırlıkta mesajları topluma veremiyoruz. Ve giderek kendi kendileriyle didişen yapılar haline dönüşen bir parçalanma süreci yaşıyoruz. Bu parçalanma sürecini ben biraz yaşı benim kadar olanların çok yakından bileceği gibi 1980 öncesi Türkiye'deki siyasi parçalanmalara benzetiyorum. Önce herkes vatanı kurtarmak, halkı kurtarmak üzerine yola çıkıp ondan sonra birbiriyle didişmeye dönüşen siyasi parçalanma sürecine benzetiyorum. Umarım bu birbirimizle didişmemiz iyi şeyler çıkarma niyeti üzerindedir ve iyi şeyler çıkarabilir. Ama her geçen gün bu parçalanmanın toplumun büyük kesimini bırakın mobilize etmeyi daha da fazla pasifize ettiğini düşünüyorum. O yüzden öncelikle benzeşenlerin bir birliğini oluşturmak gerekiyor. Ve de bizim sesimizin topluma ulaşması için yeni örgütlenme modellerini düşünmemiz gerekiyor. Buna dair Türkiye'de bırakalım uzağa gitmeyi. Türkiye'de örnek alabileceğimiz başka toplum örgütlenmeleri var. Bunlardan daha fazla deneyim sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İki soru vardı. Biri DHM ile ilgili, biri de Feridun Bey'in sorusu. İkisi de Ergün Bey'e. Kısaca cevaplamasını rica ediyorum. Ömer Hanım'ın sorusuna gerçeğin içerisinde söyledim. Bugün Dünya Çerkes Birliği diasporada ilişkileri geliştirmekten ziyade vatandaki yapıyı ve yerel yönetimleri Moskova'nın hışmından korumayı kendisine misyon edilmiş durumda. Bunu yaparken de merkeze ve yerel idarelere şirin görülmek için hiçbir fırsatı kaçırmadı. Yani bunu şunun için söylüyorum. Dünya Çerkes Birliği'nin Çerkesleri döndürmek, getirmek gibi artık şu, en azından şu aşamada böyle bir hedef falan yok. Ama bunun olmama sebebi bu anlattığım süreç içerisinde bir dünya yanmış da ya kardeşim bunlar artık dönmüyor. Bu şeyi yarattık biz onu. Ben bizzat yaşadım. O yüzden işte o pasaport dairesinde kontrol arttığı zaman ya dedim nasıl olacak şimdi biz, mesela birisi gelecek o sabreye giremeyecek. Onların başında bir en üstünde. Kardeşim ya, biliyorum biz Türkiye Çerkeslerini biliyorum. Konuşuyorsun ama başka bir şey yok. Getir buraya, getir ben vereceğim. Bir tane ailedir, getir ben vereceğim. Bu bürokraside oluşmuş mantık bizim böyle görüyorlar. DHM de aynı şekilde görüyorlar. Dolayısıyla ümidini kesmiş durumda. Bunlarla çalışmıyor. Bu şimdi işte Rusya'nın bu kritik durumlardan yani Kafkasya'da problem çıkmaması için olabildiğince yumuşatmayı, yastık vazifesi görüyoruz. Bizim için çalışmıyor.
dönüş için DSB şu anda çalışmıyor. Kimden söylüyorsunuz? Bu dini mesele için de bir şey söylemek istiyorum. Bunu özellikle yani bir kimsenin kalbini kırmak dini inancından öyle kimse bir şey söylemiyor. Çerkez hareketi, bugün oluşan Çerkez hareketi bir ulusal harekettir. Dini hareket falan değil. Kusura bakmayın. Ben orada namazımı kılacağım da işte bunun da olması lazım gibi böyle şeyle örtemez mi? Saygı duyarım. Zaten kimse de namazını kılana şeyindeki adama kimse bir şey demiyor ama işte IŞİD gelecek, Kafkasya'ya gelecek. Bunlar izin mi verecek? Vahabilik orada şey olacak. Bunlar izin mi verecek? Benim elimde var burada. Dünya işte o ele geçirildi, işgal edildi dediğiniz Dünya Çerkez Birliği'nin din ve ahlak konulu konferansında aldığı kararlar ama bunu okuyamadınız. Ondan sonra el konulu Dünya Çerkez Milliyetçi, Çerkez milletinin hareketidir bu hareket. Dini hareket falan değil. Sol gibi hareket değil. Bir şey. Sonra bakın. Teşekkür ederim. Gülsel Hanım'ın bir değerlendirmesi vardı. Uğur Bey onunla ilgili bir cevap. Bizim kampındaki yanaştırırsan geliyor. Bizim kampındaki sayıyla ilgili Gülsel Hanım'ın bir hatırlatması vardı. Ben şöyle başlayayım. Sözü geçen federasyon Suriye'den 3 uçak insan getirdi. 4. uçağı da biliyorum. Merkezine Türkiye dediği alan bir düşünce yeteri kadar Çerkez nüfusunu getirmeye bulamadan Karaçay, Lazgi, Dağıstanlı hepsinin sayısını da Çerkez göstererek ki daha sonradan kampta çıkan huzursuzluklar Karaçaylara, Eskişehir'de ve Konya'da Türkiye Devleti tarafından açılan köy yerleri maalesef 300 civarı dedim. Gerçek sayı Çerkeslerin Nizip'e getirilen 4 uçakla veya 3 uçakla sayı 270 Çerkes'tir. Ben birebir ilgileniyorum. Hala Nizip kampından ameliyat edilecek hasta, yaşlı insanlarımızı arıyorum. Şu gün bile Altınözü ilçesine kızın yanına ziyarete gelen ve karnında 16 litre su birikmiş siroz hastası bir kadının Reyhanlı Kriz Komitesi'nde görevlendirdiğim bir arkadaş Mustafa Kemal Tetkik ve Araştırma Hastanesi'nde takip ediliyor, yatırılmış durumda. Bunlara uzak değiliz. Ama sözü geçen federasyon merkezine, ana vatan yerine maalesef Türkiye'liliği koymuş. Hatta yüksek yöneticilerinden ileri gelen 3 yöneticisinden biriyle görüştüğümde ne yapacağız Rusya'da, sarhoş Rusya'da, Türkiye'de kalan Çerkeslerin %90'ı mütedeyyin Çerkeslerdir. Ne yapacağız? İçkiyle, bilmem neyle gibi laflar. Ders dedim, kapattım. Yani içki içilecekse de vatandır. Eğlenilecekse de vatandır. Türkiye merkezliliğini programına koyan hiçbir düşünce bize yakın olamaz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşımız sormuştu Adnan Bey'e. O sorunun cevabını alıp oturumu kapatacağım. Şimdi o soru spesifik bir soru. Yani hemşirelik evet şey geçerlidir diyor Gölcü'de bu tür şeyler. Yani Türkiye'de alınan diploma orada da geçerlidir. Oradaki ile buradakinin sıkıntısı vardır ama buradakilerin öyle bir sıkıntısı yoktur. O kolay halledilecek bir olaydır. Öyle bir şey olduğunda zaten geri dönüş komitesiyle ilişkiye geçerseniz problem çözülür. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için, sabrınız için. Konuşmacılara da ben ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki konferansta inşallah buluşuruz. Hoşçakalın.